Üçü de aynı koğuşta Şahin Ağa. Açıkçası koğuştakiler de makul çocuklar. Ama burası zor bir yer. Derman korkmaz diye bir gerçek var. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, adam da ailesi de bela. Eyvallah müdür bey. Siz yapacağınızı yaptınız. Bundan sonrası mukadderat. Efendim, Alparslan Çakır Bey'i diye emretmişsiniz. Kendisi burada. Gelsin. Merhaba müdür bey. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi misin? İyiyim Şahin Ağa. Bir problem yok. Ben size müsaade edeyim. Konuşacaklarınız vardır. Eyvallah. Zor oldu seni buraya naklettirmek. Amcanlar çok bastırdı buraya gelmeyesin diye. Ama sağ olsun eski dostlar bizi kırmadılar. Gerçi bu korkmazlar zannediyorlar ki kendileri buraya seni aldırttı. İstediğim de buydu. Onlar aldırtmış olsunlar ki bizi burada yiyebileceklerini düşünsünler. Burada adamı yerler Arpaslan'ım. Sana daha önce de söyledim. Cezaevi şartları başkadır. Her ne kadar eskisi gibi değil, güvenlik tedbirleri üst düzeyse de içeridekilerin yarısı kriminaldir. Yani demem o ki en güvende olduğunu zannettiğin anda ilk darbeyi yanındakinden yersin. Tabiatı öyle olduğundan değil. İnsanların ailesine baskı yaparlar. Şantaj yaparlar. Tehdit ederler. Sana ihanet etmeye mecbur bırakırlar. İlla ki Tekin'le Kubilay'ı yanımdan uzaklaştırıp beni yalnız yakalamaya çalışacaklardır. Şüphesiz. O senin kafa attığın paralel amirin ekipleri onları seninle birlikte ölsünler diye buraya koydurdu. Müdüre de haber göndermişler. Bu adam devlete kafa tutuyor. Arkasında durma. Gereken ders verilsin diye. Hangi devlete kafa tuttuğumuzu söylememiş mi o hainler? Müdür bey bunların kim olduğunu biliyormuş zaten. Ha, o amir görevden alınmış. Soluğu da Amerika'da almış. Yaman nasıl ölmemiş? Bütün hainleri bir günde yok edemez Arpaslan'ım. Kaç günde? Ömrün ne kadarsa günün de o kadar. Şahin Ağa, bu dermanın koğuşundan bilgi alabileceğimiz birileri var mıdır? Onun koğuşundaki herkes müebbetlik. Yani sana oradan umut yok. Allah'tan umut kesilmez.
Sen o bizim koğuştakilerin anasına, babasına, babasına kadar her bir şeyini öğrendin değil mi? Öğrendim abi. Çok sağlam çocuklar. Ama neticede burası cezaevi abi. Nerede olduğumuzu biliyorum. Nerede öleceğimizi bilmiyorum Kubi. İşte onu ben de bilmiyorum Tekin abi. Gece kuşu diye bir gardiyandan bahsediyorlar. Çok sıkıntı bir adammış. 3 kere görevden almışlar. Sonra nasıl olduysa yine geri dönmüş. Nasıl oldusun var lan? Belli ki hain takımından işte. Abi bunlar nasıl temizlenemedi ki? La oğlum biz daha bu koğuş temiz mi değil mi ondan emin olamıyoruz. Sen koca bir memleketten bahsediyorsun. Alparslan baba geldi. Sağ olasın Emin kardeş. Şahin Ağa'nın selamı var. Ve aleyküm selam. Ne diyor? Birkaç güne kalmaz ölürsünüz diyor. Ya öleceğiz. Ya öldüreceğiz. Gül gibi geçinmeye gelmedik herhalde. Tabii canım. Sana diyor Kubi. Babayı duydun. Sıkıntı yok abi. Oğlum sen de var ayva sıkıntı yok diyorsun ya. Az düşün. Cezaevindeyiz. Burada olmamız başlı başına bir sıkıntı zaten. Öyle değil mi Emin kardeş? Mahpusluk kolay değil. Senin bir elinde kitap, bir elinde saz. Hayırdır neye girdin sen içeri? Zulmetmemiş, zulüm görmüş. Gerektiğinde de cevabını vermiş Tekin abi. O yüzden burada. Emin. Buyur baba. Olur da burada bir şeyler olursa kendini korumaya al. Yani bize sataşana sataşma.
Alparslan'ın koğuşunda kimler var öğrendiniz mi Süper? Müdür yine yapmış yapacağını Derman abi. O üç dallamayı kimseyle alakamızın olmadığı bir koğuşa koydurtmuş. Burada kimseyle alakamızın olmadığı bir koğuş var. Ne demek? Paçalıların birkaç adamı var orada. Bu Behzat'ın. Birkaç tane de Şahin'in baktığı evlatları var işte. Bizim onlarla ne işimiz olacak Derman abi? Sor, soruştur. İçlerinden hangisi aciz? Hangisi ihtiyaç sahibi? Hangisinin dışarıda açığı, gediği, zaafı var? İyice öğren. Bana Alparslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul. Yamanıma ne yaptıysa ona da aynısı yapılacak. Gece kuşuyla oraya birini transfer ettirsek daha kolay olmaz mı şimdi? Ulan Sboş. İçeriden birini satın alamazsan o koğuşta onu indiremezsin. Kim gitse bizden bilinir. Fırsat vermezler. Peki abi. Alparslan'ın mahpustan ne zaman çıkaracağı belli oldu değil mi Hızır? Henüz belli değil hanım. Ne oldu Gez? Yok bir şey abi. Behzatlar hastaneden çıkmış eve geçeceklermiş. Bunun neyine moralim bozuldu İlyas'ım? Yok abi ben hastanede görürüm diye düşünmüştüm de. Şimdi tabii evden ne zaman çıkar belli değil. O ne demek İlyas? Birazdan hep beraber gider görürüz işte. Hep beraber derken? Sen hariç abla, bizim erkek erkeğe konuşacaklarımız var. Bizim yanımızda konuşamayacağınız ne erkek mevzunuz varmış? Hep merak etmişimdir. İş. Konuşuyoruz bacım. Hangi işinizi bilmiyoruz? Allah aşkına Tipi abi. Senden bahsetmiyoruz. Senin bilmen doğal. Her işimizi bilmen gayet normal ya. Dayı. Ya biz bu Yaman Korkmaz'ın tedavi gördüğü yeri nasıl bulamadık hala hayret ediyorum. 10 günde Behzat taburcu oldu. Bu adam şimdi haydi haydi iyileşmiştir. Enişte 9 gündür aynı soruyu çevirip çevirip soruyorsun. Cevabını bilsek herhalde bu kahvaltı masasında oturmuyor oluruz değil mi? Yok yani İlyas'ım. Dayının beklediği bir haber vardı. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Malum dayı o kişinin kim olduğunu bize söylemiyor. Kimi diyor Maviş? Bahar'ı diyor. Anne. Babam en son Haşmet abiler de onunla Cihan'la ilgili bir konuşmuştu da. O kadarını takipçiler çoktan anlatmıştır. Sonrasını söylüyor annen. Aynen dayı, anlatmışlar. Gördün mü İlyas? Her şeyi ben aktarmıyormuşum. Ya bu kız çökecek yer arıyordu. Hızır da otelden eve dönünce... O da benim eve çöktü. Onu dedik. Başka ne diyeceğiz? Hmm. Ceylan yenge tehdit edince otelden kaç demek. Yani işte bak ben de bunu söylüyordum. Zaten herkes her şeyi biliyor. Erkek erkeğe gizli gizli ne konuşuyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Anlatayım.
Şimdi biraz evvel İlyas içeriye girdi ya. Ben de ona ne oldu İlyas diye sordum. O da anam üzülmesin diye yalan söyledi. Yani konu ne Ömür ne de Behzat. Yeğenini Derman Korkmaz'ın bulunduğu cezaevine nakletmişler. Şimdi onu nasıl kurtarabiliriz diye konuşuyoruz. Façalılar orada etkin mi? Yeğeninin hayatını nasıl kurtaracağız diye konuşacağız. Erkek erkeğe. Deme. Mecbur kaldım dedi bana. Kusura bakma. Yok baharmış, yok kışmış. Belli ki bu gidişle yaz zor gelecek. Keşke bu ihtimali bana söyleseydiniz. Belki nakli engellemek için bir şey yapabilirdim. Yapamazsın. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil Ceylan. Belli ki konuyu birileri yukarıdan takip ediyor. Özellikle Alparslan'ı. Ya bu Korkmazlar dedikleriniz adi hırsızlar yani. O yukarı dediğiniz yere nasıl ulaşabilirler ki? Korkmazları kastetmiyorlar Emine Hanım. Onları üzerimize sürenleri söylüyorlar. Onu değiller, bunu değiller. Bizler kalkın gidin işimize bakın da uşağımı oradan çıkartın getirin. Kız dur yavaş yavaş. Ay pardon amca. Yok Dido, böyle ani hareketlere refleks veriyorum. Yoksa bir acı yok çok şükür. İyisin iyisin. 10 günde ayağa kalktın çok şükür. 10 günü... Bir de bana soru var. Oh. Sana bir sürü şeyler hazırladık. En sevdiğin şeyleri yaptık. Bu da yeni bahanemiz mi oldu şimdi Ömür Hanım? Ne bahanesi? Yani en sevdiğim şeyleri evinde de yapıp getirebilirsin diyorum. Benim evim burası zaten Behzat. Artık değil de. Neyse şimdi dakika bir de bozmayayım. Hastanede o kadar baktın bana. Abi bu balonları ne yapayım? Balon mu? Parti balonu değil Dido. Doktor üflesin ciğeri açılır demiş. Bu münasebetsizde ne kadar renkli balon varsa almış gelmiş. Onları ben aldım sana. Ya siz buna hiç yaranabilir misiniz ya? Herkes bana yaranabilir abi. Yeter ki nekaat dönemimde suyuma gidilsin. Tersine gideceksiniz yani. Abi gerçekten Ebru demese ki Haşmet abim gözyaşı döktü. Vallahi yaşadığıma üzülüyorsun diyeceğim ha. Hiçbir şeyinin değişmemesine üzülüyorum Behzat. Doğrudur. Sizin bu tatlı atışmanızı sabaha kadar dinlemek isterdim ama
Benim hemen çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun Bahar? Orhan'la bir yere kadar gideceğim. Hakan da sizinle gelsin. O abin olacak lavuk peşinize falan düşmesin. Keşke düşse. O kıza da tam uyuz olacağım. Doğru laf ediyor, vazgeçiyorum. Bahar abla iz peşinde. Ne izi? Sen iyice bir dinlen, kendine gel, anlatırız sonra. Ebru? Hızır abiler buraya geliyor. Hep birlikte oturup konuşursunuz. Kim kim geliyormuş Hızır abiler? İlyas da geliyor muymuş? Gelecek diye biliyorum. Gelsin gelsin. Tek kankam o benim. Bin kardeşe değişmem. Behzat aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Bu konuyu değiştirme tavırlarına karnım çok tokuymuş. Dikişleri aldık ama dikkatli olman gerekiyor. Sağ ol doktorum. Rıfkı. Hemen al. Geçmiş olsun. Eyvallah. Cevat. Kan mı tutuyor? Dışarı atmışsın kendini. Vallahi çok dirençli adammışsın Yaman. Ben senin yerinde olsam 3 ayda yataktan kalkamazdım. 3 günde kaçtım buraya. Biz senin gibi zengin çocuğu değiliz Yavuz. Sokak çocuğuyuz biz. İlk defa bünyemize bıçak girmedi yani. Haklısın vallahi. Söyleyecek bir şey yok. Yaman, bu Cevat söylemiyor bana. Hamdi baba dayınla kardeşinle beraber nereye gittiler? Bacınla görüşmeye. Anlamadım. Sıkıntı yok. İş konuşacaklar. Bağla ne iş konuşacaklarmış? Bacını Cihan'ın peşine takmış Hızır. Cihan abim söyledi. Takipteyiz Yavuzcuğum. Takipteyiz. Herkesi takipteyiz. Madem takip edebiliyoruz, niye sıkmıyoruz bunları? Mesafeli takip diyelim Yavuzcuğum. Şimdi sıkacak kadar yakına girersek hava giderken avlanırız. Peki Bahar'la konuşarak ne elde edecek Hamdi baba? O kadarını oğlu olsan bile söylemez. Selman abi de söylemedi hakikaten. Benim anladığım bir tek Derman abini seviyor galiba baban. Babam kimseyi sevmez. Onun için kimse adam değildir. Derman yoksa Derman'ı över. Ben yoksam beni över. Yani
kimseye güvenmez. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ömür. Gözün aydın bacım. Hepimizin tipi abi, hepimiz. Sen de hoş geldin İlyas. Sağ ol, sağ ol. Tamam, sen çık Ebru. Haberleşiriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Ne haber dedi o? İyiyim Tipi abi. Ben şimdi size hemen bir şeyler hazırlarım. Yok kızım, kahve yap yeter. Tamam hazır abi. Bugün nasıl oldu? İyi kanka. Öksürünce biraz can yanıyor. Ama daha iyiyim. Aman dadaş, balon üflemeyi ihmal etme. Ciğer kapasitesini yükseltmen lazım. Arkadaş nefes kesme uzmanı olduğu için bu işleri iyi bilir. Kapeste kaç dakika dayanır anlar. Anlarım Haşmet. Mesela seni boğmaya kalksam Behzat, bir dakikadan uzun sürmez. Ama Haşmet'i boğmaya kalksam 4 dakikadan fazla direnir. Direnç önemli. Ama sonuç değişmez. Bu nefes alışverişiniz bittiyse artık biraz iş konuşabilir miyiz? İyi olur abi. Şimdi Ebru bir şey söyledi. Alparslan'ı bu dermanın oraya mı nakletmişler? Ettiler. 3 gündür biz de buna engel olmaya çalışıyoruz ama... Adamlar bir şekilde becerdiler. En sonunda başardılar. Şahin ha. Adamını yalnız bırakmaz. Ama bu nakli gerçekleştirebilen adamlar koğuşa adam sokmayı da Alparslan'ı kendi koğuşlarına almayı da becerebilirler. Yani demem o ki içeride olacaklara engel olmamız lazım. Peki, bizden kimse var mı dermanın orada? Var abi. Adamdan çok ne var? Biz gereken mesajı hemen yollarız da... Yani ne tedbir alırsak alalım. Onlar da hemen bir çözüm bulurlar. Neticede... Adam kaç zamandır içeride. Ben içeride olsaydım iş çok daha farklı olurdu. Seni içeri mi attıralım Behzat? Bunu mu öneriyorsun bize? En garanti çözümü söyledim ben abi. Neticede Alparslan'a bir can borcum var. Yani senden sonra kanka. Adam yediğim 3 kurşun için o yamana 3 tane saplamış. Ben seve seve Alparslan için içeri girerim. Didem, ben abimlerinkine servis ederim. Sen hazır ölülere götür. Tamam hala.
Bu Ömür az önce bir şey söyledi. Bunun arkadaşı bir yere gidiyordu. Konuyu ben tam anlamadım. Ben söylemedim Behzat. Ebru söyledi. Ya neyse ne Ömür. İsmini kullanarak bir soru soruyoruz şurada. Bahar, gönüllü olarak Yavuz'u ele geçirebilmemiz için ne yapabilirim diye sordum. Abim de Yavuz'u boş ver. Cihan'ın peşine düş dedi. O Cihan yüzünden Yavuz masaya oturdu. Abime hastanede söylüyorum. Tamam çıkınca bakacağız diyor. Aha çıktık. Biz şimdi neden o Cihan'ı çağırıp ifadesini almıyoruz? Bu köpekler nerede diye sormuyoruz. Bu köpeklerle ilgili bir şey söylerse zaten yaşamaz. Eğer söylemezse de biz yaşatmayız. Yani amacımız ne Behzat? Oyunu kitlemek mi? Haşmet'in dediği gibi. Amacımız ona bir garanti vermek. Her halükarda sana bir şey olmayacak. Yeter ki bu korkmazları yok edelim demek. Hızır Ali, benim anlamadığım kuzenin Yaman'ı bıçaklayıp içeriye gireyim, Derman'ın karşısına dikileyim demiyor muydu zaten? Öyle mi diyordu yeğenim? Ha yok enişte, bu benim fikrim. Yoksa niye gidip karakolun içinde adam bıçaklasın ki? Aynen öyle. Kubilay var, Tekin var, bir sürü adam var. Yani Alparslan abi bu işi niye üstlensin? Alparslan'ın kafasından geçenleri kimse bilemez ama... Seninki de iyi tahmin Didem. Tahmin değil, his benimki. Didem'in altıncı hissi çok kuvvetli ha. Her şeyi biliyor. Mikail, bozuk paran var mı? Bozuk yok enişte. Ne için lazım? Ya işte üstüne koyayım soğusun diye. Dayılar çıkmadan Didem bir falımıza baksın. İşimiz fala kaldı yani enişte, öyle mi? Bizim işimiz Allah'a kaldı da. Neyse, bir tahmin alalım. Ben faldan hiç anlamam. İçime ne doğduysa o. Olsun. Sen bakarsın. Başına geleceklerin tam olarak zamanını mı merak ediyorsun enişte? Aynen öyle İlyas. Yakın yakın. 3 vakte kadar. Ne yapıyorsun Didem? Birbirini seven iki insan birbirine kavuşuyor. İlyas abiyle mi barışıyorsunuz acaba? Bu tavrıyla zor. Belli ki onlar biz değiliz. Hadi üşüme. Kim acaba? Baba, aşçı burada. Söyle yenisini yapsın. Niye milletin artını yiyorsun? Ulan sen niye milletin saatini takıyorsun Selma? Bizim işimiz bu. Çaldığını yiyeceğim. Hamdi abi, o Cihan'la Bahar içeride oturuyor. Şimdi kalkıp gidecekler. Sen yemek yiyeceksen... Selman'la ben birlikte bir giriş yapalım. Ha, giriş yapacakmış. Sen 30 yıldır çıkış yapmayı bekliyorsun kayınço. Ne giriş yapacakmışsın? Benim olduğum yerde benim dediğimi yapacaksın.
İkinizi de dermanın hatırına affettim. Lafımdan çıktığınız an ikinizi de ezerim. Seko, ön tarafa haber ver. Bunlar içeri girince onlar da ön kapıdan girsinler. Tamam amca baba. Cihan abi, ne yapıp edip bu Yavuz'a ulaşman lazım. Ölüsü ya da dirisi. Bu saatten sonra hiç fark etmez benim için. Bağacığım, ben seni çok iyi anlıyorum. Ama bunu isteyen sadece sen değilsin. Herkes benden aynı şeyi istiyor. Yavuz'u bulursam kendi ellerimle öldüreceğim. Ama maalesef nereye saklandıysa ortaya çıkmıyor. Ben sizin işlerinizden anlamam. Ama sen babamın eski arkadaşısın. Çakır beyliler biraz daha bu Yavuz'u yakalayamazlarsa... Biliyorum, biliyorum. Yakalayamazlarsa bana saracaklar. Çünkü Yavuz'a kefil olan benim. İşte ben de diyorum ki sana sarmalarını engel olacak tek bir kişi var. O da benim. Hızır'a ve Haşmet abiye sana güvendiğimi söylemem yeterli. Sadece hepimizi aldatan o haini hak ettiği cezayı verelim. Amca. Oturun, oturun. Hayatınızı bozmayın. Ben Selman Korkmaz. Bu da dayım. Beyler, masada bir hanım var. Benimle derdiniz her neyse konuşuruz. Müsaade edin, bağıranım çıksın. Nereye gidiyor ya? Daha yeni tanıştık. Cihan'cığım, Hamdi abim seninle görüşmek istedi. Hazır Bahar Hanım'la birlikte olduğunu öğrenince de buraya kadar geldi. Hazır eliniz değmişken buna da bir baksın çocuklar. Söz. Manevi hiçbir eşyanızı almayacağız. Seko, çantanın içindekileri onlara kaptırma. Tanırdım. Seneler önce Sincan'da evinizin önünden arabanızı çaldırtmıştım. Çok iyi arabaydı. Sonra da hiçbir şeyini çalamayınca öldürttünüz mü? Babanın ölümünün bizimle ne alakası var? O iş Yavuz denen abinin halt etmesi. Biz öldürme işinde değiliz.
Biz de çok eski tanışırdık Hamdi Bey. Bu yaptığınız hoş değil. Bir şey söyleyecekseniz Bahar Hanım'ı uğurlayalım. Benim ikinize de diyeceklerim var. Dinliyoruz. Ben buraya can yakmaya gelmedim. Can almaya da gelmedim. Benim amacım akacak kanın durması. Yaman Beysat'ı vurdu. Alparslan Yaman'ı vurdu. Derman da Alparslan'ı bugün bilemedin yarın vuracak. Yani demem o ki bu kan durmayacak. En çok da sizden akacak. Ama Hızır akıllı bir adam. Daha önce Yaman'a gel masaya otur. Savaş bitsin demişti. Yaman bunu kabul etti. Akşamına da Behzat'ı vurdu. O oldu, bu oldu Cihan. Şimdi sen kalkıp bu ikisiyle Hızır'ın yanına gideceksin. Tekrar bir anlaşma yapacaksınız. Uzlaşırsanız kimse kimseyi vurmayacak. Uzlaşamazsanız hiç iyi şeyler olmayacak. Afiyet olsun. Biz de akıllandık. Ama delirdikten sonra İlyas'ım. O nasıl oldu abi böyle? Gönlümüzü kaybettik. Aklımız başımıza geldi. Şimdi maziye dönsem ona yaptıklarımı mümkün değil bir daha yapmazdım. Bir dediğini iki etmezdim. Sen? Düşün, ben. Sen de yapma dadaşım. Yazıktır. Gençliğinize yazık, sevdanıza yazık. Giden geri gelmiyor. Giden gitmiş zaten abi. Giden gitmiş. Geri gelmiyorsa da gelmez. Laf mı şimdi bu lan? Laf abi. Gayet de laf. Ben bir şey yapmış mıyım? Yapmamışım. Kendisi almış başını gitmiş. Şartla şurtla da geri dönecekmiş. Ama bu arada yanlış anlaşılmasın öyle. Hani döneceğim dediği ev de bizim evimiz değil yani. Kendi seçtiği bir yer. İlyas'ım, şimdi o günkü şartlarla bugünkü şartlar arasında fark var. Olayın üstünden 2 hafta geçti. Abisi vuruldu. Sen abisinin hayatını kurtardın. Yani ömür artık senin bir işaretine bakıyor. Ama tabii sen ömrün yüzüne bakarsın. Bakmam enişte. Evini, yuvasını, hatta emanet çocuğu bırakıp giden insanın ben yüzüne bakmam. Bakarsan. Ama biraz daha bir şey yapmazsan sen de benim gibi öyle duvarlara bakarsın. Sen söyle abi. Bu benim başıma gelenler senin başına gelse ne yapardın? Sen söyle, yapmazsam adam değilim. Gözümde adamsın İlyas. Şansını zorlama. Yok abi yok, söyle sen, söyle, ben dinliyorum seni, ne yapardın? Bahar arayacaktı. Cihan niye arıyor? Söyle Cihan. Hızır, müsait misin? Hamdi Korkmaz yanımda. Seninle konuşmak istiyor. Ne demek yanımda Cihan? Biz Bahar'la restoranda oturmuştuk. Adamlarıyla buraya geldi. Sana bir teklifleri varmış. Hızır, muhatap olma.
Akıllarınca seninle görüşecekler diye beni alıkoyacaklar. Öldürsünler sizi orada. Bize ne? Alparslan da ölsün be İlyas. Ölsün. O da ölsün. Alparslan da ölsün. Ben de diyordum ki hiç kimse ölmesin. İyi o zaman. Ben de burada öldürmeye başlıyorum. Cihan, fidanlıktayım. Kim geliyorsa gelsin. Mikail. Buyur abi. Benim arabaya git. El bombası, boğma teli ne varsa al gel. Yok abi, yok yok. Gerek yok. Onlar buraya bir gelsin. Biz onları tükürükle boğarız. Adamlar elleri kolları boş gelmeyecek herhalde İlyas. E gelsinler, öldürsünler. Ne olacak enişte? Biz onları öldürelim, onlar da Bahar'ı öldürsün işte. Tamam. Bitti gitti, tamam ya. Amca, konu Bahar değil. Alparslan. Ulan nasıl bir belaya düştük arkadaş? Şeytana besmele okusan gider. Bunlara dört kitap okusan gitmez. Steko, biz çıkınca size haber veririz. Tamam Selman abi. Hızır seni almayacaksa oğullarımdan birisine seni alayım. Sen hangisini istersen. Allah cezanı versin. Hiçbirini istemem. Hazır. Ben de böyle evlatlarım olsun hiç istemezdim. Ebru nereye gitti Bestat? Ceylan ablaya gideceğim demişti ama. Ha. Burada olup biteni Ceylan Hanım'a anlatmaya gitti yani. Burada ne olup bitti de Ceylan ablaya yetiştirecek Ömür? Bahar var mıydı, yok muydu? Hızır abi geldiğinde burada mıydı falan işte. Ya kafayı mı yedin sen kızım? Derdin ne senin Ömür? Benim bir derdim yok Behzat. Benimle derdi olanlar var. Öyle anlat. Biz de seninle dertlenelim o zaman. Hala şimdi ne gerek var gerginliğe? Bir kere de kardeşinin tarafında olsun. Haklı ol. Her zaman senin tarafında olayım. Ama bu tripler, bu tavırlar hiç hoş olmuyor yani. Neyse zaten seninle konuşacağım bir mesele değil. Kimle konuşacakmışsın? Amca, balon getireyim mi? Nefes. Getir. Beni şişireceğine balon şişirsin. En azından bir işe yarar. Mesat, o kız 10 gündür gözyaşı döküyor. Gönlünü al istersen. Hemen didişme. O gözyaşlarının ikisini benim için döküyorsa
8'ini kendisi için döküyor abi. Haksızlık etme amca. İkisi senin için, ikisi kendi için, gerisi de ayrılık için. Tamam işte. Ben de onu diyorum. Ben onun gönlünü alırım abi. Orası kolay. Ama senin de dediğin gibi oyun kilitlendi. Nasıl oyun kilitlendi? Sen Emine ablayı affetmemişken ben İlyas'a nasıl ömür affettiğim? Konunun benden ne alakası var Behzat? Aynı abi. Emine abla sana istemeden bir yanlış yaptı. Ömür de İlyas'a yaptı. Üstelik bile isteye. Yani? Yani şu abi. Üzerinde birazcık hatırım varsa şu Emine abla meselesini çöz lütfen. Benim böyle bir meselem yok Behzat. Benim var abi. Ayrıca da sana hatır koydum. Bu durumun neyini anlamıyorsun da bu kızın yanında bana söylettiriyorsun şimdi, ha? Bana bu dünyada kim tokat atabilir ulan? Seni seven bir kadın abi. Hala hayatta olduğuna göre belli ki senin de sevdiğin bir kadın. Baba. Ben annemi kaybettim. Sence benim birine ihtiyacım yok mu? Halam bugün burada, yarın yok. Bahar abla bugün burada, yarın yok. Sen bu şekilde annem gibi gururlu davranıp çok şey kaybetmeyecek misin? Ben nerede olurum bilmiyorum ama Emine ablanın olması gereken yer senin yanına abi. Şebeke misiniz? Çete misiniz? Hepiniz birden gelmeyin üstüme. Söylemeyecektim ama yeğenimin hatırına söyleyeyim. Ebru'yu Hızır abilere ben gönderdim. Emine ablaya söyle. Bana bir ara geçmiş olsuna gelsin de bu küslüğü bitirelim diye. Getir getir. Şu balonları getir de nefesimi artık boşuna tüketmeyeyim. Ya bu nedir ya? Doğru düzgün bir renk getir la. Behzat bu işleri becerebilir mi diyorsun Ebru? Beceremez tabii. Ama Emine ablanın eve dönmesini çok istiyor. Seni bir farklı seviyor abla. Ben de onu çok severim Allah için. Kendi kardeşimden ayırmam yani. Ama Haşmet geri adım atmaz. Onun gururu sevgisinden daha büyüktür. Behzat ölümden dönmüş, o kimse yok diyemez. Bu inadı eğer gururundan yapıysa Behzat'ı bahane eder, inadını bırakır. Tabii bunu sen de istiyorsan Emine Hanım. İstiyorum tabii. Hele bir de Ömür orada. Ben orada olsaydım
Ömür akşamını hatasını anlayıp dönmüştü eve. O yanındaki kız varken Ömür buraya biraz zor döner. Yani Bahar şu anda bizimkiler için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu yüzden bir süre o evde ona kimse git diyemez. Ben derdim de. Neyse. Bahar önemli değil. Önemli olan birbirini seven insanların beraber olması. Senle Haşmet Bey, İlyas'la Ömür gibi. Ömür günde 3 kere Zeyno'yu görmek için görüntüyle arıyor. Hepsinde de gözü yaşlı. Neticede bir façalı yani. O da gurur yapıyor tabii. Ömür, eğer bu evin kiziyse o bir çakır bellidir. Bizim sevgimiz gururumuzdan büyüktür. Selman'la Yaman'la birlikte ben de masada oturacağım. Ha bir de Yavuz. Bir de. Hamdi de gelsin otursun. Derman da gelsin otursun. Hatta varsa başka akrabalarınız biz kalkalım buyurun siz oturun. Babam oturmayı çok sevmez. Bize bu kadar yeter. Ya siz buraya gelmeden önce çizgiyi kalın mı çektiniz? He? Kafanız mı güzel? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz usanmıyorsunuz, biz korkmuyoruz. Diyoruz ki sulh olalım. Niye sizle sulh olayım? Bizde ölecek adam çok. Sizde yaşayacak adam var mı? Mesele ölmek ya da yaşamak değil. Anlaşmak. Yarına kalmaz. Yeğenin içeride abim derman bitirecek. Ha şimdi sen diyorsundur. Bizim bir namımız, bir çevremiz var. Ama buna rağmen biz senin yeğenini aldık. Derman abimin cezaevine yolladık. Yine size rağmen Derman abimin koğuşuna da yollayacağız. Derman Yaman'a benzemez. Bana da. Laftan anlamaz yani. Ortaklarınızla da konuşun. Her şey için geç olmadan kararınızı Cihan'la bildirirsiniz. Yeğenine bir irtibat numarası verilecek. Masamıza getirdin Cihan. Bahar'ın hayatı tehlikedeydi. Yoksa ben... Yoksa ne?
Çatışır mıydın Cihan? Bey. Alıp gelmezdim anlamında söyledim. Şimdi ne yapacağız Hızır? Evet. Alparslan'ın hayatı tehlikede ama Alparslan benim yeğenim. Yani bu masanın konusu değil. Teklif masayla ilgili. Herkes fikrini söyleyecek. Ve ben sonucu etkilemek için hatır koyacak değilim o. Bahar'ın şey soracağım. Bu Yavuz'la siz ana baba bir kardeş misiniz? Artık değiliz. Belli ki ondan nefret ediyorsun. Hı hı. Senden de öyle. Peki. Ben bu Yavuz'u essem, öldürsem senle aramız düzelir mi? Kaç para verirsin? Sen ne kadar istersin? O zaman kapora olarak parmağındaki yüzüğü sen bana ver. Ver, ver. Bunu bana babam aldı. Ben de senin kayınbaban olurum belki. Söz. O zaman geri takarım. Yüzükten daha fazlasını isteyebilirsin. Yeter ki sen Yavuz'u öldür. Ne istersen vereceğim diyorum. Şimdi bunu veremeyen sonra daha fazlasını nasıl verecek? Dayılar çıkmışlar Hızır'ın yanından. Ne diyorsun? Hızır teklifimi kabul etmiş midir? Etmez. Hızır etse de paçalılar etmez. O zaman git hepsiyle vedalaş. Ha, bir daha ya görürsün ya da göremezsin. Zeko, bu ite irtibat numarasını ver. Hanım abla. Adamlara silah vermek ne demek Orhan? Ölsen daha iyiydi. Ben sana bir şey yapmasınlar diye hanım abla. Daha ne yapacaklar? Git arabayı getir. Thank you.
emrettiğin adamı buldum Derman abi. Kim ayarladı? Paçalı Behzat'ın adamı. İsmi Emin. Dışarıda bir anası var. Bir de sakat kardeşi. Boğazlarına bıçağı dayadık mı ne dediysek yaptırırız. Neden düşmüş içeri? Adam öldürebilecek mi? Cinayetten girmiş abi. Alparslan'ı öldüremem derse biz de onu da anasını da danasını da bitiririz. Öldürürse de bizdensin deriz. Ulan sıboş. Alparslan'ı bitiren adamı yaşatmayacaksın ki. Namı senden büyük olmaz. Anladın? Mahpusun içinde üç ağaç incir. Mahpusun içinde üç ağaç incir. Elimde kelepçe, boynumda zincir. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Mahpusun içinde mermerden direk. Mahpusun içinde mermerden direk. Kimimiz 15'lik, kimimiz kürek. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. İnsanın zulmüne dayanmaz yürek. İnsanın zulmüne dayanmaz yürek. Yatarım yatarım, gün belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Mahpusun içinde bir ulu çınar. Mahpusun içinde bir ulu çınar. Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Tezikmiş kuş bile yuvaya döner. Tezikmiş kuş bile yuvaya döner. Yatarım yatarım, gün belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Yatarım yatarım, gün belli değil. Oy zulüm zulüm.
Ne karar vereceksin? Karar sadece benim kararım değil, herkesin kararı. Bu kez verilen karara ben uyacağım. Bu Hamdi denen adamla ben 2 saat aynı masada oturdum. Babamın bana aldığı yüzü giderken parmağımdan alıp gitti. Siz bu adamlarla aynı masada oturursanız almadık hiçbir şeyinizi bırakmasızdır. Alabilecekleri sadece canımız var. Onu da zaten neredeyse sen bile alıyordun. Cihan, bunların oraya geleceğini biliyor muydun? Yani bunu o mu tezgahladı? Bilmiyordu geleceklerini. Ama daha önce Hamdi ile görüşüyor mu, ilişkisi var mı diye sorarsan, bence görüşüyorlar. Bence derken? Çok eski tanırım dedi Cihan ama sadece çok eskiden görüşmüş gibi gelmedi bana. Hazır. Sizin kararınız ne olursa olsun, ben bu Yavuz'u öldüreceğim. Şimdiden söylüyorum. Yani sizin o masamızdakilere bir şey yapan olursa ölür gibi kurallarınız var ya, onların hiçbir umurunda bile değil. Haberin olsun. Bunu kabul etmeleri mümkün değil. Boşu boşuna kendinize heyecan yaratmışsınız. Hırsızlık sırf zengin olmak için değildir. Heyecan yaratmak içindir. Sizinle bizim aramızdaki fark, sizde hırs var ama heyecan yok. Bizde hırsızlık var, heyecan çok. Hırsızlık demişken, Hızır diyelim ki teklifimizi kabul etti. Biliyorsun, onun kurallarına göre çalmak yok. Hırsızın tövbesi de fırsat bulana kadardır Yaman. Fırsat bulana kadar siz çalmazsınız, ben hepinizin yerine çalarım. O Cihan bir yanar döner adam Hamdi abi. Bizi satar o. Cihan abi bugüne kadar satmadı, bugünden sonra da satmaz. Masaya oturursak 6'ya 6 olacağız. 6. kim lan? Rafet, Derman abinin arkadaşı ya. Onu da bağlarız diye düşünüyor herhalde. Bağlarız bağlamasına da. Derman abimi kim bağlayacak da o Alparslan'ı içeride öldürmeyecek? Onu bilemem. Bir tek kim bağlar Selman? Sahabı. Derman babasını tanır. Babasından başka da kimseyi tanımaz. Bunlar neyine güveniyor Hızır? Buyursunlar gelsinler. 3'ünü 5'ünü gebertelim, sıkalım, bitsin gitsin, bu nedir ya? Haşmet, anlamadın galiba. Adamlar diyor ki Alparslan bizim avucumuzda. Kabul etmezseniz buyurun gelin içeriden cenaze namazına. Hakikaten reis, Alparslan'ın o cezaevinin aklını nasıl engelleyemedik ben anlamadım. Nesini anlamıyorsun? Bunlara yol veren hain bir şebeke var işte.
Tamam da reis. Yani kötüyü söyleyen ben olmak istemiyorum ama Derman'ın cezaevine giren adamı o istemezse yaşama ihtimali yok. Behzat da demişti zaten cezaevinde çok etkin bir şerefsiz diye. Burada tartıştığımız şey Alparslan'ın hayatı ya da cezaevinde yaşayıp yaşamaması değil. Bu adamlar Behzat'ı vurdular. Yarın Alparslan'ı vurabilir, İlyas'ı öldürebilir, sana ya da oğluna saldırabilirler. Korkmazların teklifi kanı durdurmak için masaya oturmak. Eğer masaya oturmazsak sadece Alparslan'ı bitiririz demiyorlar yani. E Hızır, bu resti görecek miyiz? Bizim elimizde armut toplama yani. Vurur vurur, iki tane de vurulurlar. İşte buna talip misiniz, değil misiniz? Aranızda konuşun istedim. Hızır, biz konuşmaya konuşalım da. Reis sensin, kararı sen vereceksin. Buna ben karar verirsem yeğenimin hayatı için karar vermiş olurum. O yüzden hep beraber vereceksiniz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Benim şahsi fikrim Alparslan da ölsün. Ben de öleyim. Kaya da ölsün. Kaya derken misal yani İdris abi. Bunlarla hiçbir zeminde oturulmaz, ticaret yapılmaz, uzlaşılmaz. Burada mesele ticaret, itibar, masa değil dadaşlar. Bu bir savaş. Adamlar Alparslan'a bir hamle yaptı, Alparslan da onlara yaptı. Kimin için yaptı, kimin adına yaptı? Behzat için. Üç kurşuna üç delik. Şimdi bugün burada biz onun arkasında durmazsak burayı kapatıp gidelim. Bunca yıldır senden duyduğum en akıllıca lafı ettin tipi. İşine geldi değil mi? Rafet, kankan Derman'ın ailesini masaya oturtacaksın. Şimdiden başladık. Ben peşin peşin söylüyorum. Bu suçlamalarla uğraşmak istemiyorum. Ben uzlaşmada yokum. Savaşalım. Sineci. Belli ki bütün gözler benim üstümde. Sonuçta en sıcak kan davası olan biziz. Hızır Alparslan'ı kayırmak istemiyor. İllas daha keza öyle. Eğer mesele Behzat vurulduğu için buna karşı çıkmaksa daha önce olsaydı ben de karşı çıkardım. Kim öldürse ölsün derdim. Ama Alparslan bir şekilde kanımızı yerde koymadı. Yani benim gönlüm el vermiyor açıkçası. Behzat var abi, Behzat. Üç kurşunu yiyen o ya. Şimdi bir yanına Yavuz'u, öbür yanına Yaman'ı nasıl oturtacak? Siz de zamanında Behzat'la birbirinize sıktınız, birbirinizi vurdunuz. Ama şimdi gayet yan yana oturuyorsunuz İlyas. İkisi aynı şey mi tipi abi? Bence Haşmet aklı Selim'le konuşayım. Eğer Behzat kan davası gütmezse bu iş olur. Sen Behzat'ı boşver de İdris. Evladın Kaya aşağıda korkmazlara sıkınca ne yapacaksın? He? Yani ben uzlaşmayalım demiyorum ama hani bu iş nasıl olacak? Ne de uzlaşır. Neye karar verirseniz ben sizi desteklerim. Kararınızı daha sonra bana bildirin. Thank you.
Bismillah. Afiyet olsun beyler. Gece kuşu bu. Eyvallah. Oo, ilk günden koğuşun ağası mı oldun? Sana mı düştü laf? Ağa, her yerde ağadır. Sokakta da ağadır. Koğuşta da ağadır. Bu da marabası, öyle mi? Ha, öyle. Benim itirazım yok. Gönlüm razı. Senin neye zoruna gitti? Ben de buraların ağasıyım. Maraba. Sizi uyarmaya geldim. Burada benden gizli iş dönmez. Yani öyle kafanıza göre raconculuk oynayamazsınız. Ya dediğimi yapar, günlerinizi beklersiniz. Ya da gün yerine saatleri sayarsınız. Dakika geçirtmem. Anlaşıldı mı? Güzel. Buraların ağası. Biz buraya ayar yemeye gelmedik. Varsa hatamız, kabahatimiz, cezamız, onları çekmeye geldik. Burada adam kayırma görürsek ya da herhangi bir garibanı ezdiğini görürsek karşına dikiliriz. Şimdi çıkabilirsin. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Konuşan Alparslan Çakır Bey'le. Sana çık diyorsa çıkacaksın. Hala duruyor musunuz lan? Defolun gidin. Alın bu iki marabayı. Alın lan. Alın. Adamların koğuşa döndüğünde buranın ağası kimmiş anlarsın. Anlamazsan ben sana bizzat anlatırım. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Yaman Korkmaz ve avanesinin masaya oturmasını kabul mü etti? Yeğenimiz Alparslan'ın yaşayabilmesi için başka yapacağım bir şey yoktu Ceylan. Bu onu yaşatacak mı sanıyorsun? Alparslan'ı öldürmek isteyenler önce bu adamları masaya oturtacaklar, sonra da başka bir taşarına Alparslan'ı öldürtecekler. İşte biz de o zamana kadar belki Alparslan'ı koruma altına alabiliriz diye düşündüm. Daha fazlasını da kabul etmezdi zaten beyimiz. Bu adamları masaya oturttuğunu duyduğunda Alparslan'ı unut. Yeğenimi gömmektense unutmayı tercih ederim. Sen de abinle aynı fikirde misin? Değilim. Ama eğer başka bir teklifin varsa Ceylan abla, hiç düşünmeden Alparslan için evet derim. Anne, sen de biraz babama hak vermeye çalış lütfen. Behzat abinin vurulmasına rağmen Haşmet abi bile yutkunmak zorunda kaldı anne. Daha çok yutkunursunuz. Siz bu dahlanı bilmiyorsunuz. Onlar sizi içeriden bitirebileceklerini çözdüler. Biz de onları içimize almadan öldüremeyeceğimizi çözdük.
Bir kadın üzerinden plan yapacaktıysan benim üzerimden yapsaydın. En azından Hamdi'yi orada ele geçirirdim. Ben ailem üzerinden plan yapmıyorum. Ailemi korumak için plan yapıyorum. Aklına yatıyor mu abi? Yani benim aklıma yatıyor demedim Mesut. Eğer kabul etmezsem de Hızır anlayacağını söyledi. Abi bunun kabul edilecek bir tarafı yok. Benim yaralarım daha kabuk bağlamamış. Siz Yavuz'la Yaman'la masaya oturacağız diyorsunuz. Olacak iş mi bu? İlyas bu durumu kabul etti mi abi? Yani Alparslan için kabul etmiş gibi duruyor. Büyük hata olur. Asıl Alparslan kabul etmez. Şimdi ona bir teklifte bulunmuyoruz Ebru. Hayatını kurtarmak için Hızır bir şeyler yapıyor. Biz de buna destek olalım mı? Bunu konuşuyoruz. Diyelim ki siz uzlaştınız. Masaya da oturdular. Alparslan da kurtuldu. Benim bildiğim Alparslan ilk fırsatta bu anlaşmayı bozar. Didemciğim, senin bildiğin bir Alparslan'dan bahsetmiyoruz. Hatta hiç kimsenin bildiği bir Alparslan yok artık. Tamam. Didem de bilip bilmeden konuşuyor ama bir yerde haklı abi. Biz uzlaşsak bile savaş bitmeyecek, kan durmayacak. Hızır abi madem rica etmiş, İlyas da kabul etmiş, benim için mevzu bitmiştir. Bırak Yaman'la Yavuz'u, artık şeytanla bile yan yana otururum. Yavuz'la Yaman dediğiniz babamı öldürten kişiler. Alparslan da bizzat öldüren. O yaşasın, diğerleri de ölmesin diyorsunuz. Nasıl bir bakış açısı? Bahar, seni anlıyorum da. Yani daha yaraları iyileşmemiş bir adam. Ki Behzat gibi bir adam. Şeytanla bile otururum diyorsa, yani sana da intikamın alınana kadar susmak düşer. İntikam derken Haşmet abi? Ya Yaman'la Yavuz diyor herhalde bro. Ben intikamımı almak için ölmeyi göze almış, gitmiş Hızır Çakır Beyliği vurmuşum. Alparslan da karısının intikamını almak için gitmiş babamı vurmuş. Benim gibi yanlış kişiyi vurmuş. Onu da anlıyorum. Ama sizi hiç anlamıyorum. Bence siz o masaya oturttuğunuz adamlar kadar korkusuz değilsiniz. Müsaadenizle. Beni emretmişsin Hamdi baba. Dikkatimi çekti. 3-5 it var bahçede. Bu Serman'la Ayzi'yle mi gelmiş bunlar? Yok baba. Onlar Yavuz'un adamları. Nasıllar? Böyle Allah'tan korkan,
Düzgün tipler yani. Kov onları gitsinler buradan. Bir de Allah'tan korkan adam ne lazım? Korkmayan adam bulacaksınız ki her şeyi çalsın. Kendi evi, kendi adamları. Biz ne alakadar eder Hamdi Baba? Yorum yapma lan Yiğit. Ne diyorsam onu yap. Hadi. Masaya bizi kabul ettiler Hamdi Baba. İt gibi kabul edecekler tabii. Ellerimdeler. Elime düştüler bir kere. Baba, masaya kabul için çok yüklüce paralar vermek gerekiyormuş. Yani Cihan öyle demiş. He biz 3 kişiyiz. Bu parayı verecek miyiz? Biz niye para verecekmişiz? Cihan'la Yavuz verecek sizin yerinize. Hayatlarını kurtardınız. Sen ver Yavuz. Biz kazandıkça sana veririz. Lokantada kuru fasulye yerken de aynı şeyi söylüyorsun. 100 milyonlar için de aynı şeyi söylüyorsun Meda'yı. Seko. Ben olmasam var ya. Bunlar 15 güne kalmaz namerde muhtaç olurlar. 15 gün bile sürmez Hamdi Baba. Alparslan'ın ayakçılarını buraya yollasaydım. Niye başka koğuşa yolladım? Yollasam öldüreceksiniz. Sonra yine beni yarın görevden uzaklaştıracaklar Derman. Mesele yancıları öldürmek değil. Başlarını ezmek. Niye oyun oynuyorsun o zaman? Direkt Alparslan'ı getirseydin ya. Bunu benden iyi senin bilmen lazım. İlk geceden olmaz. Tamam gece kuşu, tamam. İlla kendini belli edeceksin. Buraların ağası benim havası atacağım. Su boşlara. Niye çağırdınız beni buraya? Plan nedir? Söyleyin de ona göre olurunu ayarlayalım. Emin var ya onların koğuşunda. Saz çalan Emin mi? Heh, o. Yarın beni onunla görüştürmen lazım. Ayarttınız mı Emin'i? Yarın sabah itibariyle emrimizde olacak. O koğuşta yapamayabilir. İşi yarım bırakmayalım. Sana haber verdiğimizde tecide aldırırsın. Alparslan'la Emin'i. Orada Alparslan'ı bitirir. Siz Emin'i ayarlayın. Gerisi kolay.
Götürüldükleri yerde olay çıkmış. Revire gitmek istemediler. Biz de iyiyiz baba. Bir şeyimiz yok. Var mı lan Kubil? Yok abi. Emin, annen görüşe gelmiş. Kardeşim mi rahatsızmış neymiş? Görüş izni verdiler. Birkaç kalıp sabun yedik. Yoksa iyiyiz yani baba, bir şeyimiz yok. Yalnız bu gece kuşu seni bu gece bitirtecek belli ki. Ona bir yol bulmamız lazım. Hele siz bir toparlayın. Geceye daha var. Ana ne oldu? Oğlum, bunlar kardeşini aldılar. Emin arkadaş, seninle büyük bir iş yapacağız. Annen kardeşim bize emanet. Sen onları düşünme. Emin. Kötü bir haber mi var? Kardeşimi hastaneye kaldırmışlar. Yapılacak bir şey varsa dışarı haber gönderelim. Yok. Behzat, şimdi bu halde ne toplantısı kardeşim? Ya ben onların yüzlerine mi hasretim Emin abla? Ama bir şekilde yıkılmadım, ayaktayım demek için benim o toplantıya katılmam lazım. Ya bu Yaman Korkmaz'da 3 tane bıçak yedi sonuçta. Belki de gelmeyecek. Gelir o gelir. Sırf o toplantıya katılmayayım da arkamdan konuşabilsin diye gelir. Niye yaptın bunları? Kim yiyecek? Ne yapayım Emine abla? Evden çıkmak yasak. Mecbur kek, börek, poğaça. Halan nerede, baban nerede Dido? Aşağıdalar. Bir uğra istersen. Ya uğrayayım, uğramasına da. Zaten hastanede yüzüme bakmadı. Ne bileyim şimdi böyle. O ben öleceğim diye korkuyordur. O yüzden bakmamıştır Emine abla. Bir şey yok, sen bana güven. Bak şimdi bir de benim yüzümden huzurunuz kaçmasın. Kalkar ters bir laf eder. Vallahi bizde öyle huzur diye bir şey yok ki kaçacak. Bak ters bir laf eder diye tedirginsen, sen gönlünü ferah tut. Bu sefer ben de seninle gelirim. Didem de gelir. Ters laf edebilir.
Yani neticede façalı. Ama 2 dakika sonra pişman olur, yumuşar. Son bir defa daha konuşayım. Artık yine kabul etmezse... yapacak bir şey yok. Benim derdimle uğraşacağını kendi meselelerini çözünce Ömür. Benim bu saatten sonra mutluluk gibi beklentim yok. Abi, sen kendi meselelerini çözmedikçe bizimkine müdahil olamıyorsun. Emine ablayla senin işin çözülse belki de İlyas'ı çağırıp konuşup bir orta yol bulacaksın. Ama şimdi İlyas'a desen ki bu kız bir şeyler diyor. Geldin ne? Sana sen önce Emine ablayı dinle demez mi? O Behzat'a söyle illa gelecekse kalksın hazırlansın. Onun şimdi üst baş merasimi bir saat sürer. Tamam abi. Müsait misin Haşmet? Müsait abla, müsait. Hastanede geçmiş olsun diyemedim. Malum. Hepimiz dağıldık. Öyle oldu. Bugünler de geçecek elbet. Sen güçlü bir adamsın Haşmet. Kardeşlerin de güçlü. Maşallah. Fıstık kızın da sizler gibi. Evin bir deli eksiği vardı sanki. Tipi benle beraber gelince... Allah sana eksiklik vermedi belli ki. Şaka bir yana... Didem çok aklı başında bir kız. Rahmet olsun annesine. Güzel evlat yetiştirmiş. Çok gururlu bir kadındı. Ona verilmiş sözlerim vardı. Yoksa bu durumu seninle paylaşmamazlık etmezdim. Öyleymiş. Dinledikçe de utandım yaptıklarımdan. Umarım bana hatamı telafi etme fırsatı verirsin. Normalde böyle bir hata affedilmez Emine. Ama dediğim gibi benim de kabahatim bu hatayı doğurdu. Açıkçası ben seni seviyorum Haşmet. Kaybetmek de istemiyorum. Eğer sen de benim gibi hissediyorsan... bu zor günlerde tekrar birlikte olmak isterim. Yani dediğin gibi zor günler. Ne zaman biteceği de meçhul. Yani sana güzel günler vaat edeceğim böyle bir tablo yok ortada. Ama sen dersen ki tumaranın başına ben geçeyim. Çok tecrübem var. Allah için bu tecrübeye ihtiyaç var. Evet.
Unutma bebe. Bak sana diyorum ki, o Alparslan Çakır Beyliğe cezaevinde bir şey olursa bundan hepinizi sorumlu tutarım. Adamlarınız devamlı Alparslan'ın yanında olacak. Mümkünse o dermanın yanındaki adamları da ayart. Beni telefonda daha da açık konuşturma. Hadi. Gözlerinden öperim, haber et. Hazırsan çıkalım Bestat. Sen de çıkabilirsin Emine. Emine abla nereye çıkıyormuş ya? Ömür, Dido. Eşyalarınızı toplayın. Biz de çıkıyoruz Emine ablayla. Ulan evine gidip eşyalarını alıp gelmesin mi? Çok şükür Emine abla. Çok mutlu oldum. Ben de. Kimse bir yere gitmiyor ama sen gitmek istiyorsan gidebilirsin Bestat. Ya sen koskoca Haşmet Faşalısın. Yakışıyor mu sana şakacılık, komiklik? Neyse çok konuşma, hadi düşünün. Gelirken Tipi abiyi de getirin. Tabii, tabii. Tımarhanede sayım var, yok yazılmasın. Doğru söylüyorsun. Teyze, hadi gözümüz aydın. En sonunda iyi bir haber aldık. Alparslan'ı mı diyorsun? Ha, yok teyze. İnşallah oradan da iyi haber gelir. Emine ablayı mı diyorsun? Hı, barışmışlar. İyi, şükür. Dedim ya, o emri de yollasın buraya diye. Teyze daha bismillah. Demin barıştı kocasıyla. Az bekle. İllaki Ömür'e de sıra gelecek. Emine abla o eve girsin. Bahar orada durmaz artık. Bahar orada olmayınca Ömür zaten bir şekilde döner. Bahar konusunu içeride hallediyor zaten Ceylan. Ya ne alakası var? Ceylan artık Hızır'ın işlerine karışmıyor. Bilmiyor musun teyze? Hızır'ın normal işi değildir bu. Pis işidir. Mecbur karışacak da. Hızır'ın her işi pis de. Neyse. Uzatma Hatice. Cecilia istiyorsunuz ki Ceylan onu Hızır'la basıp mı vursun? Allah Allah. Sence bu normal mi Ebru? Cezaevine nüfuz edemiyor olmamız. Hiç normal değil. Geçen emniyette olanlar da normal değildi. Bu yalnızca korkmazların gücü olamaz. Paralel destek de var. Peki bu adamlar hala nasıl görevlerinde durabiliyorlar? Kriptolar Ceylan Hanım. Bu adamlara talimat gelmedikçe asla açığa çıkmıyorlar. Zamanı gelene kadar sizden benden milli gösteriyorlar kendilerini. Acaba bu cezaevi müdürüyle ben mi görüşsem? Müdürle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama belli ki içeride çok fazla adamları var. Öyle ki şantajla, baskıyla kendilerinden olmayanlara bile iş yaptırırlar. Buna engel olacak bir sistem de yok. Yani Alparslan'ın kendi kendini kurtarmaktan başka şansı yok. Açıkçası Hızır abinin yaptığı manevra bence tek şansı. Bence o bir şans değil Ebru. Şanssızlık. Alparslan'ı içeride bitirecekler, Hızır'ı da dışarıda. Bütün plan bu.
Hızır bu gece itibariyle CIA ile ortak oluyor yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Çok doğru karar vermişiz. Dadaş. Biz korkmazlarla anlaşmamış olsak... dün gece bizim çocukların işini içeride bitireceklermiş. Kim diyor abi onu? Şahin Ağa'nın oradan geliyorum. Tekin'le Kubile'yi almışlar. Alparslan'ın yanından... az evvel de geri bırakmışlar. Şahin Ağa ben oradayken haber aldı. Sadece biraz ezmişler çocukları, o kadar. Canlarına bir şey olmamış. Neyse ki. Güç gösterisidir o. Ya da hoş geldin partisi. Yani öldürmek için değil, ezmek için almışlardır. Yani abi? Sen bu yamanlarla anlaştığımızı, masaya oturacaklarını Şahin Ağa'ya söyledin mi? Söyledim dadaş. Ne dedi? O kısmını hiç söylemeyeyim. Abi söylesene. Ya ağzına geleni söyledi işte İlyas. Hızları da, masasını da falan filan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hızır abi. Bu toplantıları artık düz ayak bir yerde mi yapsak? Merdivenler çık çık bitmiyor. Senin ayakların geri geri gidiyor ya Behzat, ondandır. Yoksa maşallahın var, iyisin. Bugüne dair iyi bir şey var mı diye soracak olursanız var. İyi bir şey ne olmuş olabilir ki? Abimle Emine abla barıştı. Sevindim. Hiç göstermiyorsun ama adammışsın be Haşmet. Çok sağ ol tipi. Takdir ettiğin için. Haşmet abi çok sevindim. Eyvallah kardeşim. Hızır abi. Madem bir barışma tüneline girildi. Herkes düşmanını, kanlısını, karısını affediyor. Bu İlyas'la Ömür de barışsa mı artık diyorum. Yok yok, biz küs değiliz ya. Behzat, sadece evleri ayırdık ya. Ben karı koca arasına girmem. İyi peki, ben girerim o zaman. Toplantıdan sonra akşam bize gel. Hep birlikte bir konuşalım İlyas, olur mu? Nasip abi. Şu toplantıdan çıkabilirsek bakarız. Sıkacağız mı lan? Yani ben Alparslan içeriden çıkar öyle sıkarız diye düşünüyordum. Çok doğru düşünmüşsün dadaş. Bu gece hiç olmadığımız kadar akıllı davranmamız lazım. Hiç olmadığın kadar bir oldu. Hep birlikte bir görelim. Bugün istediğini söyleyebilirsin Haşmet. Baş tacısın. Ablamın hatırına. Abi sen bir şeyler düşünüyorsun da bak, bizim aramızda yabancı yok. Eğer bir planın varsa bize de anlat. Biz de hazırlıklı olalım. Düşünecek ne kaldı ki? Uyularlarınızı niye bağladınız lan? Kural böyleymiş. Toplantıya kravatla alıyorlarmış. Şoförler de mi? Evet Hamdi baba. Aferin. Yularınızı takın ama sakın kaptırmayın.
Bu ayınız sünnete mi gidiyor? Niye kelebek kondurmuş asıl Cavir? Yakışmamış mı Hamdi abi? Bu hayatta sana yakışan hiçbir şey görmedim. Ne yapsan boş. Dayı, çıkar şunu Allah aşkına. Balaya gitmiyoruz. Balaya gitmiyoruz da... o gittiğimiz yerde nasıl silah patlamayacak? Bunu hiç aklım almıyor baba. Siz toplantıya girdiğinizde... Alparslan Derman'ın karşısında olur. Tabii. O saate kadar ölmemişsin. Derman abiye net olarak söylemediniz mi? Eğer biz oradayken Alparslan'ın ölüm haberi gelirse... hepimizi öldürürler. Bu kadar adam kendinizi öldürtecekseniz... zaten geberin. Emin kardeş. Belli ki dertlisin. Hele çal iki tane. Belki mefkarın dağılır ha. Olur abi. Zıkkımlanmanız bitti mi? Arama var. Bu saatte mi? Bela her saatte aranabiliyor kardeş. Arayan bulur. İllamki bulur. Şu arabalara bak hele. Hala konuşacak halleri var. Ne saklıyorsun sen onun içinde? Yok, bir şey saklamıyorum. Ver bakayım. Ver lan! Uğraşma adamla. Derdin benimleyse benimle uğraş. Sen kimsin ki benim seninle derdim olsun? Sen takma kafana. Ben sana bağlamanın en güzelini alacağım. Sen şunun işini bitir. Sonra kapıyı vurunca biz içeri gideriz. İyi misin?
Ben bunlara dayanamıyorum. Kaya, bin arabaya da. Ne bakıp duruyorsun? Ben bunlara dalacağım enişte. Sen dalarsan ben de dalarım. Abi, biz bunları gebertiriz de yukarısı ne olacak? Ne olacaksa olacak. Şu iki tip Beset abiye sıkanlar onlar. Ula yangına körükle gitme de Hakan. Bir akıllı olun da. Bunlar olay çıkaracak. Yaman abi dedi ki, ilk kurşunu siz sıkmayın. Ne var lan? Ne bakıyorsunuz? Gel gel. Gel lan Siz çıldırdınız mı? İndir silahı. Herkesin ağası babası yukarıda. Eğer bir kavga çıkacaksa, bir savaş başlayacaksa yukarıda başlayacak. Burada değil. İlk hareket edene sıkarım. Kim olursa olsun sıkarım. Alparslan bastı diyeceğim. Bu mümkün değil. Ne oluyor? Sıkıntı yok. Belli ki buradakilerin yapmak isteyip yapamadıklarını aşağıdakiler niyetlenmiş. Onlar genç Hızır. Onlara uyacak halimiz yok. Baba özür dileriz. Bir kargaşa vardı. Ayırmak için ben sıktım. Kimseye bir şey olmadı. Evet Cihan Bey. Masanın kurallarını anlatın. Kabul ediyorlarsa toplantıya başlayalım. Bunların tek amacı bizi buraya kapatmak olmasa gerek. Emin. Derman'ın planı sen misin? Ben bunları yapabilecek bir insan değilim.
Ama annemle kardeşimi rehin aldılar. Az önce görüşe annemi getirdiler. Eğer seni öldürmezsem onları öldürecekler. Daha şerefli bir şey için ölemem. Yapman gerekeni yap. Direnmeyeceğim. Ne yaptın sen? Gardiyan! Ulan! Ben iş istediğini gördüklerinde seni öldürsün diye dermana götürürler. Kentileri yapmazlar. Niye böyle bir şey yaptın? Annemdi, kardeşimdi, sana emanet. Alın bunu. Derman'ın koğuşunda ölsün. Bunlar evirde. Haydi. Kuralların hepsini kabul ediyoruz. Tabii bizim için zor olacak. Hangi kısmı? Biz babamızın sözünü dinleyen adamlarız. Babamız bize bugüne kadar hep şunu nasihat etti. Her zaman yapmayacağın bir şeyi hiçbir zaman yapma. Biz bugüne kadar hep çaldık. Yani bir tek ona takıldık. Niye takılıyorsun abi? Biz yine çalacağız. Bunu sokaklarda yaparsın, hırsız derler. Masalarda yaparsın, adına ticaret derler. Kardeşin de aynı senin gibi Yaman. Keşke baban hepinize Yaman ismini koysaymış. Yaman, Selman, Belman, Kodaman. Hiç gerek yokmuş yani. Besat'ım, böyle ilerlersek yolu alamayız. Sizin bizden bir alacağınız var da benim mi haberim yok? Artık ortağız. Yanılmıyorum, değil mi Cihan Bey? Evet, ortağız. Tabii ki kurallar gereği masaya katılmanın gerektirdiği paraları
ödemek şartıyla. O iş tamam. Nerede tamam lan? Size o kadar para ne gezer? Ben 3 kişi için de katılım bedelini ödemeyi kabul ediyorum. Önce babanı öldürttün. Sonra da paralarını mı yamalatacaksın? He? Böyle olsun istemezdim. Ama madem bu noktaya gelindi, kimseye hesap verecek değil. Vereceksin, vereceksin. Ama o gün bugün değil. Şimdi bu saatten sonra her şeyde ortağız. Yani yaptığımız her işten birbirimizin haberi olacak. Eğer dışarıda bir hırsızlık işine girerseniz masaya ihanet etmiş sayılırsınız. Buraları hep anladık değilsiniz de ben bir türlü emin olamıyorum. Zaten artık sokaklardan çalmayacaklarmış İdris Reis. Duymadın mı? Yoksa az önce Yavuz'dan bir dünya para çaldılar zaten. Yahu bize ne? Dördü birbirinden ne kadar isterse çalabilirler. Aynen. İdris Reis. Benden size izin. Rafet'ten de çalın. Hem de istediğiniz kadar. Hatta Cihan'dan da. Ya Reis, söylemek istemedim ama Cihan Bey maddeleri sayarken ben de masadakileri saydım. Burada tam 13 kişiyiz. Masada 12 kişiden fazla olamaz denmişti. Bu kuralı değiştiriyor muyuz? Masanın kuralları değişmez. Masada bir kişi fazla. Masadan ben ayrılıyorum. Ailemi temsilen İlyas'ın kalması yeterlidir. Bundan sonra ne yapacaksanız, nasıl yapacaksanız, kimi lider seçecekseniz sizin bileceğiniz iş. Bu masayı iki kişi kurdu. Abim ve Ünal Bey. Ölmem haricinde masanın doğal lideri olarak kalacağım. Kurallara uyduğunuz takdirde masaya hiçbir şekilde karışmayacağım. İlk kurşunu sıkan karşısında beni bulur. İlk hainlik yapan karşısında beni bulur.
Benim için toplantı bitmiştir. Alparslan, ben seni boş zannettim. Ama sen hiç de boş bir adam değilmişsin. Madem ayağıma kadar geldin, o zaman seni öldürmek bana düşer. Kardeşini üç yerinden bıçakladım. Ölmedi. O yüzden senin kafanı keseceğim. Alparslancığım, senin yaptığın atar bize mutluluk kadar. We'll be right back.